Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal gündülü xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yılğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada bulub atqan gün tərtibdəki xəbərləri huzurunuza sunuşdurmuşuz. Qənəm siz diqqətlər ekranımızda olsun. iyul şehitlər kövrükidəki yığılışqa Şərq Türkistanlıqlar müqatnaşdı. 15 iyul Türkiye Cumhur Reislik İdaresi teşkilleyen Demokratiya ve Milli Birlik Günü münasebeti bilen ötküzülgen yığılışka Şerq Türkistanlıklar mukatnaştı. Yığılışka Uygurlarga vakaleten Şerq Türkistan Mağrif ve Hemkarlık Cemiyeti Reisi, Koşumçi Şerq Türkistan Teşkilatlar Birlik Reisi Hidayetullah Oğuzhan teklif kılındı. Hidayetullah Oğuzhan'ın yetekçiliği de İstanbul'da yaşayatkan Uygurlar mukatnaştı. 15 iyul vakası Fethullahçı Terrorluk Teşkilatı'nın 2016 yılı 15 iyuldaki harbi siyasi özgürlük kozgaşkı urunuş kılmışını görüstüdüğün bulup, Türkiye'deki veten suyer halık siyasi özgürlük kozgaşkı urunan Fethullahçı Terrorluk Teşkilat azalarının tanka, bronevik, herhal tipteki uruş ayruplarlarına karşı vetenini kovdaş üçün batırlarca karşılık görsetti. Şerq Türkistan halkımı en üçünlük mühim peyitli karab durmay, Şərq Türkistan Maarif ve Hemkarlık Cemiyeti'nin təşkilləşi bilen, Türk xalqı bilen birlikte Fethullahçı Terrorluk Təşkilatı'a karşı hareket kılgan idi. Yığılışqa Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan katnaştı. O 15 iyul şehitleri hakkında toxtulup mundaq dedi. 15 iyul şehitlerimiz vətəninin məngülük, amanlıqı ve tinişliği üçün kan ve canlarını pida kıldı. Türk xalqının pidakarlığı bilen ölmez bir dastan yazdı. Biz intayin muhim devrini beşimizden ötküzüvatımız. Hiç kandak bir galibe altın tavakta sunulmaydı. Devlet bayrağı asallıkça kadalmaydı. Bedel tölümey durup muvaffakiyet kolgu gelmeydi. Tarihimizdeki her bir galibinin arkasında cesaret bilen tölengen bedeller var. Bir taraftan 251 vatandaşımızı bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken, diğer taraftan da dünyada eşine az rastlanır bir direnişe imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bir yandan daha ömrünün baharındaki 16-17 yaşındaki gencecik fidanları toprağa vermenin acısını yeniden yaşarken, aynı zamanda da vatanımızı kurtarmanın onurunu hissediyoruz. Şüphesiz hiçbir zafer altın tepside sunulmaz. Tetik sancağı kolayca burca dikilmez. Bedel ödemeden hiçbir başarı elde edilmez. Tarihimiz boyunca kazandığımız her zaferin gerisinde fedakarlık vardır. Azim, dirayet ve cesaret vardır. İstanbul'da ötküzülüvatkan futbol müsabıkısı hal kılğuş basqışqa kirdi. İstanbul'da faaliyet edip berivatkan Şarq Türkistan Tenterbiye ve Taraqqiyat Cemiyeti tarafından orunlaştırılgan Ösmürler futbol müsabıkısı bugün hal kılğuş basqışqa kirdi. Müsabıqa 2018 yılı 7-nji 14-nji 15-nji 16-nji günleri devam kılgan bulup, 1-nji ve 2-nji günleri Böğrü ve Hurra komandası, Oku Uyğur ve İzciler komandası, Bozkurt ve Sütük Boğrahan komandası, Aynek ve Yıldız komandası katarlıq 8 komanda en yukarı seviyede özlerinin maharetlerini körsetti. Ve bunlardan bugünkü halkılğuç müsabıqıya 4 komanda tallandı. Bugünkü en ahırkı 1. ve 2. likni talış müsabıqısı İstanbul vaxtı saat 4'te başlandı. Müsabıqı oynaydıgan komanda bolsa Böğrü komandası bilen Sütük Boğrahan komandası ve İzciler komandası bilen Aynek komandası oynaydı. Bu müsabıkının en kızgın, en canlıq, en güzel payetlerinin bugün buluduğalıqı bildirildi. Üç günlük müsabıkının çempiyonluğunu, Kays komandının alğalıqını ətki haberimizde huzurunlarla sunumuz. Xalqarada Xi Jinping'nin yüzüge karı sürkeş hareketi başlandı. 15 iyul Gobaushin siyasi mülahiz kanalda bildirilmişçe, Xalqaradaki barlı Xitay puhraları Xi Jinping'nin sürütüge karı sürkeş faaliyeti elip berişini başlayan. Xi Jinping'nin sürütüge karı sürkeş hareketini 7. ayının 4. günü Dunyauçu isimlik ayal Şanghay'da başlayan olup, o Xi Jinping'nin bastırış, halkı ziyankeşlik kılış siyasiye karşılıkını bildirip, Xi Jinping'nin sürütüge karı sürkegen
hamda Xitoy saqchilari shu kuni Dong Yaochuni va uning dadasini tutqun qilgan edi. Shundan boshlab Xitoyning ichi va sirtidagi Xitoy fuqarolari Xi Jinpingning suratiga qarshi surtish harakatini boshlagan. Mazkur harakat Xitoy ichidami maxfiy holda davom qilmoqda ekan. Mana bularning hammasi Beijingda maxfiy holda qarshi surtilgan Xi Jinpingning suratlari. Ma'lum maktab darvozasi ustidagi Xi Jinpingning surati tushirilgan taxta elib etilgan. Mulohiza xabarida yana bir qancha kundan beri Xitoyning ichki qismida o'zgarishlarning yuz berganligini Xitoy Kommunist partiyasining organ gazeti bo'lgan Xalq gazetining 3 kunlik sonida Xi Jinpingning surati chiqarilmaganligini. Kommunist hokimiyati ichidagi ichki ziddiyat sababidan Xi Jinping Jiang Zemin bilan Hu Jintao guruhi tomonidan o'rin bo'shatishga majburlanganligi ehtimolga yaqin ekanligi bildirildi. Xi Jinping o'rin bo'shatishga majburlangan bo'lishi mumkin. 15 iyul Amerika ovozi xabarida bildirilishicha 15 iyul Kommunist partiya organ gazetasi bo'lgan Xalq gazetasida Xi Jinpingning ismi yozilmagan. Xabarda 15 iyul Xitoy kommunistlarining birdan-bir tashviqat zuvoni bo'lgan Xalq gazetasida Xi Jinpingning ismi bir qatimmo yozilmaganligi bu xil tasodifiylik bir hafta ichida 2 qatim yuz berganligi. Bu ahvol xalqaradagi kuzatuvchilarning diqqatini qo'zg'aganligi Xitoy kommunistlarining tashviqatini pishiq bildigan kishilar bu ahvolni tasodifiylik deb qaramaydiganligi. Bu ahvollarning Xi Jinping taxtga chiqqandan keyin yuz berishga boshlaganligi bildirildi. Xabarda yana Amerika Xitoy savdo urushi boshlangandan beri Xalq gazetasi savdo urushi haqidagi xabarlarni bermaganligi, uning ustiga Amerika bilan olib borgan savdo urushi natijasida Xitoyning tashqi savdosi 2017 yiliga qaraganda 275.8 milliard dollar qimmatida tuvallab ketganligi. Shu holatdami bu xabarning Xalq gazetasida berilmasligi hamda Xi Jinpingning ismi 2 sonda yozilmaganligi kommunist partiya ichida bo'linish yuz berib, Xi Jinping organ gazetasini kontrol qila olmadimi degan savollarni keltirib chiqarganligi bildirildi. Xitoy taratquvlarga savdo urushi to'g'risida xabar ishlamaslikka yo'l yo'riq tushirdi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha Xitoy rejimining Amerika bilan bo'layotgan savdo urushini taratquvlardan kun tartibga elib kelmaslikni talab qilganligi ilgari surildi. Hong Kongdagi Janubiy Xitoy sahar vaqti gazetasining bu haqdagi xabarida Xitoy rejimining mamlakat ichidagi taratquvlarga Xitoy bilan Amerika orasidagi savdo urushi to'g'riliq xabar ishlaganda diqqat qilish to'g'risida yo'l yo'riq tushirganligi bildirildi. Xitoy taratquvlarida ishlaydigan 4 shaxsning ma'lumotiga tayinib turib e'lon qilingan xabarda taratquvlarning poychek indekslarining tushib ketishi yoki xalq puli qimmatining tuvallishi to'g'risida xabar ishlaganda masalani savdo urushiga bog'lab tushuntirmasligi va munosabatlik xabarlarning sarlavhasiga savdo urushi degan iborani ishlatmaslik to'g'risida ogohlantirilganligi eskartildi. Bildirilishicha Xitoy doiralari hukumat taratquv organlariga savdo urushi to'g'riliq xabar ishlashga ruxsat qilgan bo'lsa, boshqa taratquv organlaridan hukumat taratquvlarining bu vaqtdagi xabarlarini ishlatish talab qilingan. Xitoy rejimining xalqning iqtisodiy masalalar sababidan aloqazodilishib ketmasligi uchun mushunda qilganligi ilgari surilmoqda. Tramp bilan Putin oxiri ko'rishdi. Amerika prezidenti Donald Tramp bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Finlandiyaning poytaxti Helsinkida ko'rishdi. Turkiya ovoz radiosi xabarida bildirilishicha Amerika prezidenti Donald Tramp bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putin uzundan buyon 4 ko'z bilan kutilayotgan uchrashuv uchun Finlandiyaning poytaxti Helsinkida ko'rishdi. Prezidentlik sarayida uchrashgan ikki rahbar Moskva Washington munosabatlarini sug'oq munosabatlar urushi bo'sog'isiga keltirib qo'ygan masalalarni tunji qatim tafsili muzokara qilish fursatiga erishdi. Ikki rahbar ayrim ko'rishishdan ilgari muxbirlarning savollariga javob berishdi. Donald Tramp bu qatimqi uchrashuv to'g'riliq to'xtalib, yaxshi ishlar bo'ladi, yomon ishlar bo'lmaydi dedi. Bu qatimqi uchrashuvning kun tartibida Amerika-Rossiya munosabatlarining navbatdagi ahvoli, iqtisodiy embargolar, Suriya masalasi, Amerikadagi prezidentlik saylamiga Rossiyaning aralashishi to'g'riliq paydo bo'lgan qarashlar bo'lib, nurg'un masalalar bor. Donald Tramp hokimiyat beshig'iga kelgandan buyon Putin bilan ko'rishish masalasini izchil kun tartibga elib kelgan bo'lsa-mu, har qatim masala chiqib, hozirgacha kechikib keldi. Tramp bugun atiganda Twitter adresida uchir tarqitib, Rossiya bilan Amerikaning munosabatining hozirgidek nachar saviyaga kelib qolishiga burunqi hukumatlarning sababchi ekanligini bildirgan edi. Yaponiyada kelkun sababli qazo qilganlarning soni 200 dan oshdi.
Yaponiyaning Hiroshima, Okayama va Ehime qatorliq shaharlarda maydonga kelgan kelkun apitida qazo qilganlarning soni 200 dan oshdi. Yaponiyada kelkun apiti keltirib chiqargan ziyonlar og'irlashmoqda. Yaponiyaning g'arbiga joylashgan rayonlarda shiddatlik ho'l yig'in keltirib chiqargan kelkun apitida qazo qilganlarning soni 200 dan oshdi. 70 mingdan ortiq qutqizish xodimi vazifa o'tagan Hiroshima, Okayama va Ehime qatorliq shaharlar kelkun sababidan eng ko'p odam qazo qilgan shaharlar ekanligi bildirildi. Aloqador mas'ullar apatda yo'qolib ketgan 60 dan ortiq odamni izlash xizmatlarining davomlashayotganligi apatda o'lganlar sonining eshishidan andisha qilinayotganligini bildirmoqda. Hiroshimadan qalsa bu qitimqi apatning ta'siriga bakrak Okayama va Ehime qatorliq shaharlarga uchradi. Yaponiya Sihiya ministrligi 93 mingdan ortiq oilani suv bilan ta'minlashda qiyinchilik ko'rilayotganligini uqtirdi. Yaponiya tabiiy apatlarga taqobil turish idorasi 6700 dan ko'proq odamning tarqoqlashtirilib, bexatar joylarga yetkazilganligini bildirdi. Chongqing shahrida og'ir suv apati bo'ldi. 16 iyul Xinhua to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Xitoyning Chongqing shahrida shiddatli yomg'ir sababidan daryolar teshib 100 mingdan ortiq kishi bexatar joylarga ko'chishga majbur bo'lgan. Xabarda Chongqing shahridagi shiddatli yomg'ir sababidan Jialing va Yangzi daryosining suv saviyasi yuqori o'rlab, Jialing daryosining 4 metrga va Yangzi daryosining 6 metrga chiqqanligi, daryolardagi suvlarning yaqinqi 6 yildan buyonqi eng yuqori saviyaga chiqqanligi va yuz berish ehtimoli bo'lgan suv apatiga qarshi keng ko'lamli tadbirlar yo'lga qo'yilayotganligi bildirildi. Egalanishcha butun Xitoy miqyosida avjiga chiqqan shiddatli yomg'ir sababidan bir oy ichida taxminan 2 million kishi bexatar joylarga yetkazilgan. Sel va tog' qulab tushish vaqalarida 14 kishi o'lgan. Apat hamma yerga yamrab, Sichuandamo 2 darajalik suv apatidan ogohlantirish uqtirishi chiqarilgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarimiz mushyada oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobiy Alloh topshiramiz. Shunday qilib programma oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.